Türk şiirinin en zarif abisi ve yazmış olduğu masallarla çocukların Cahit amcası olarak niteleyebileceğimiz şair Abdurrahman Cahit Zarifoğlu, tüm hayatını yalnızlığın kıyısında inandığı şeyler uğrunda savaşarak geçirmiştir. Daha çocuk yaşta babasıyla manevi bir kopuş yaşamış, gençliği oradan oraya savrularak geçmiştir. Henüz 47 yaşında hayata gözlerini yuman şair, etkili diliyle şiir sanatında saygıyla anılmıştır. Şair Cahit Zarifoğlu kendinden kısaca şu şekilde bahsetmiştir. 1940'ta Ankara'da doğdum. Rahmetli babam hakimdi. Bu vesileyle çocukluğum Güneydoğu'da geçti. İlkokula Siverek'te başladım. Maraş ve Ankara'da bitirdim. Ortaokula ise Kızılcahamam'da başladım. Liseyi Maraş'ta tamamladım. Aslen Maraşlıyım. Ceddimiz 300 yıl kadar önce Kafkasya'dan Maraş'a gelip yerleşmişler. Bunlar üç kardeşmiş ve içlerinden birinin adı Zarif'miş. İşte bizim aile bu Kafkasyalı Zarif'ten geliyor. Daha çok bu sebeple olacak. Kafkasya'yı çok seviyorum. Hukukçu olan babasının sık sık yaptığı görev yeri değişikliklerinden dolayı yaşanan sıkıntılar nedeniyle daha küçük yaşta annesi ve babası ayrılır. Babasının bir başka kadınla evlenmesi Cahit Zarifoğlu'yu derinden etkiler. Annesi ve abisiyle baş başa kalan şairi yaşamı boyunca etkileyecek yalnızlık duygusunun temelleri de bu yıllarda atılır. Ve o, yaşamı boyunca babasına karşı hep soğuk ve mesafeli durur. Daha küçücükken babasızlığı tadan şair, ondan sadece 1,5 yaş büyük olan abisi Sait'i baba olarak bilir. O kadar ki Sait artık evde baba Sait olarak anılmaya başlanır. Zarifoğlu, hayatının büyük çoğunluğunu yalnız ve insanlardan kaçarak geçirmiştir. Çocukluğundan itibaren ayakta kalmaya ve yıkılmamaya çalışan Zarifoğlu, kimseye muhtaç olmamak için kopan düğmelerini kendi diker, kendi yaptığı yemeklerle bazen dostlarına ziyafet verirdi. Her şey öğrenilmeliydi. Yalnız kalan anneye yük olunamazdı. Kendisini aslen Maraşlıyım diye tanımlayan Zarifoğlu, Kara Mektep diye bilinen Kahramanmaraş Lisesi'ndeyken şiir ve kompozisyonlar yazarak tanışır edebiyatla. Kendi deyişiyle usta hikayeci Rasim Özdenören, şair Erdem Beyazıt, şair Alaaddin Özdenören ile aynı sıralarda okur. Cahit o kadar durağan ve içine kapanıktır ki bu durum okulda onun hakkında aşk acısı çekiyor, ondan böyle suskun dedikodularına sebep olmaya başlamış. Cahit'in hastalıklı hali arkadaşları arasında da sürekli konuşulur hale gelmişti. Aslında Cahit Zarifoğlu bütün bir insanlıktan kaçma uğraşı içindedir. Bir bilge gibi sürekli sakin ve suskun olması bir süre sonra dostlarının onu Aristo olarak çağırmaya başlamasına neden olacaktır. Arkadaşlar arasında bu sebepten olacak Aristo Cahit olarak anılmaya başlanmıştır. Evde kimse kalmayınca radyodan klasik batı müziği eserleri dinleyip küçücük bir odada ruhunu arayan şair, dostlarıyla buluştuğu demlerde ise çok ilginç bir şekilde güreş topluluğuna katılıp güreş tutardı. Yine bir güreş buluşmasında oradaki arkadaşları arasında en güçlü ve kalıplı olan Halil ile eşleşmişti. Rasim, Alaaddin, Erdem hepsi Halil'in Cahit'i ilk hamlede alaşağı edeceğini düşünüyordu. Ancak soyadı gibi zarif olan şair, incelikli bir teknikle Halil'in sırtını yere getirmişti. Ve yıllar sonra bu hikayeyi anlatan Alaaddin Özdenören, Cahit şiir gibi güreş tutardı diyerek dostunu güreş konusunda bir kez daha onurlandıracaktı. Cahit'in tek tutkusu güreş değildi. O hep bulutlarla dans etmek istedi. Kuşlarla birlikte uçmak, gökkuşağına doğru hareket etmek, sonsuz mavilikte süzülmek. Göğün eşsiz cazibesi onu Maraş'tan kaçmaya zorladı. Ve Cahit, lise 2. sınıfta ötesini düşünmeden bavulunu eline alarak Eskişehir'e doğru yola çıktı. En büyük hayali olan pilotluk gayesine ulaşmak istiyordu. O dönemler Türk Kuşu Derneği başvuran adaylar arasından yetenekli olanları seçiyor ve ücretsiz olarak uçuş kursu veriyordu. Cahit artık bir planörün koltuğunda göklerin hakimiymişçesine süzülebilecekti. Eğitim alıp uçak kullanabilir düzeye gelen Cahit,
son bir sağlık kontrolüne girer ve bu kontrol uçuş kariyerinin sonu olur. Kontrolde Cahit'in gözünde ve kulağında rahatsızlık olduğu, bu yüzden de uçak kullanma ehliyeti alamayacağı anlaşılır. Cahit'in kanatları kırılmıştır. Kısa süren uçuş serüveni beraberinde birçok sorunu ve daha derin yalnızlıkları doğurur. Okuldan kaçış, sınıf tekrarını beraberinde getirmiş, Cahit'in tam 3 yılı böylelikle buhar olup uçmuştur. İçe kapanıklığına, dalgınlığına, zeki olmasına karşın alabildiğine inatçıdır şairimiz. Lise yıllarında arkadaşlarına cebir, geometri dersi verir. Fakat kendisi bir yıl edebiyat ve cebir derslerinden, 2 yılda yalnız cebir dersinden sınıfta kalır. İnat eder ve kitapların kapağını açmaz. Edebiyat sınavına girer, hiçbir soruya cevap vermez. Cebir sınavlarında da aynı tutumu sürdürür. Cahit, arkadaşlarından 3 yıl sonra liseden mezun olabilmiş ve ne ilginçtir ki bu süreçte daha sonradan edebiyat kitaplarına konu olan bir şair, edebiyat dersinden sınıfta kalmıştır. Lisenin bitimiyle birlikte de İstanbul'a gelerek İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümüne yazılır. Cahit gene uslu durmayacaktır. İnsanlardan, belki de kendinden kaçacaktır. Öyle ki üniversiteyi tam 10 yılda bitirebilir ve 10 yıl sonra diplomasına kavuşur. Üniversite onun için oldukça sıra dışı ve dingin bir süreç olacaktır. O yılları Cahit Zarifoğlu şu şekilde anlatır. Liseden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatını bitirdim. Öğrenciliğim sırasında çalışmak zorundaydım. Muhtelif gazetelerde sayfa sekreteri olarak çalıştım. Bu yüzden tahsilim biraz ağır aksak ilerledi. Bütün bunlar zarfında vazgeçmediğim, değişmeyen, istikrarlı bir yönüm vardı. O da şairliğim ve yazarlığımdı der. Zarifoğlu'nun kendine ait tutkuyla bağlandığı çok şey vardı. İnsanlara kayıtsızlığına, umursamazlığına karşı sevdiklerini de tutku derecesinde sever, onlara delicesine bağlanırdı. Serüvenci, girişimci ve gezginci bir ruha sahip olan şair, gençliğinde otostopla Avrupa'nın belli başlı ülkelerini bir uçtan diğer uca gezmiş, dolaşmış ve dostlar edinmişti. Şiirlerini Papyrus, Yeni Dergi, Türk Dili ve Soyut gibi edebiyat dergilerinde yayımlar. Nihayet söz konusu edebiyat dergilerinde yayınlanmış olan şiirlerini kitaplaştırmak ister. Borç, dert ve aç kalma pahasına şiirlerini kitaplaştırır. Tüm parasını İşaret Çocukları şiir kitabı için harcayan Cahit Zarifoğlu, maalesef bu meyvenin tadına bakamaz. Zira çok az kısmını dağıtabildiği kitabının büyük bir kısmını aracı olan bir arkadaşının dayısının yazıhanesine bırakmıştır. Emaneten bıraktığı kitapları birkaç ay boyunca almayan şair, bir süre sonra kitaplarının işgüzar dayı tarafından ısınmak için yakıldığını öğrenir. Genç şairin tüm sanatı bir sobanın içinde küle dönüşmüştür. Daha sonra İşaret Çocuklarıyla başlayan şiir kitabı serüveni Yedi Güzel Adam'la sürer ve menzillerle odaklanır. Cahit, Necip Fazıl'ın evinde bir sohbet meclisindedir. Herkes pür dikkat üstadı dinler ama yerinde duramayan Cahit ayağa kalkar ve evin içinde dolaşmaya başlar. Necip Fazıl'ın kitaplığına bakan, plaklarını karıştıran şair, Aristo'dan sonra ikinci lakabını Necip Fazıl'ın Nüktedan sözleriyle alacaktır. Cahit'in evin içinde dolaştığını ve kitaplarını karıştırdığını gören Necip Fazıl ona şunları söyler. Yahu burada muhteşem bir konser varken sen notalarla meşgulsün artist. Artist söylemi Nuri Pakdil tarafından da daha sonra tekrar dile getirilecek. Nuri Pakdil onun için Yedi Güzel Adam içerisinde en artist mizaçlı kişi Cahit Zarifoğlu'ydu diyecektir. Bazen kişiliğine göre oldukça işe imza atan şair, dönemin en bilinen şairlerinden Cemal Süreyya'ya bir mektup yazar. Cemal Süreyya bu sırada Paris'tedir. Bu mektupta şöyle bir soru sormaktadır Cahit. Cemal Süreyya'ya, İstanbul'a döndüğünüzde sizinle ev tutup birlikte oturabilir miyiz? Paris'te bunaltılı bir ruh haliyle yaşayan Cemal Süreyya, tanımadığı bu genç adamın mektubunun ölçüsüz olduğunu düşünerek cevap vermez.
Ancak Cahit Zarifoğlu öldükten sonra kaleme aldığı günlüğünde onunla ve yolladığı mektupla ilgili şunları söylemektedir. Cahit Zarifoğlu ölmüş. Bugünün adı bu olacakmış. İyi şairdi. İlk şiirleri de iyiydi. Sezai Karakoç çevresinden. Daha yüz yüze gelmeden 1962'de bana Paris'e bir mektup yollamıştı. Adresimi Sezai Karakoç'tan almış. Saklamamışım o mektubu. Zarifoğlu o sıra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenci. Yurtlardan sıkılmış herhalde. İstanbul'a dönüşümde birlikte ev tutup oturmayı öneriyordu mektubunda. Ben de bir tuhafım o günler. Bir ölçüsüzlük görmüştüm bu öneride. O ara 30 yaşına dönmüşüm. İyi sayılan bir aylığım var. Ne yani? Bu çocuk öğrenci hayat koşuluna mı indirgemek istiyor beni? Dönüşte yeniden tanıştık. Zaman zaman vapurda, yolda, Sezon'un evinde, bürosunda rastlaştıkça konuştuk. Ama her şeyden diye bahsetmektedir Cemal Süreyya. Cahit Zarifoğlu kendini bir başka açıdan şöyle tanımlar. Bir yerde çok titiz bir insanım. Bir bakıma hiç titiz değilim. Görünüşte bir düzensizlik içindeyim. Ama her şey zihnimde benim de şaştığım bir disiplin ve düzen içindedir. Şu masanın halini görüyorsun. Çekmeceler de öyle. Ama söyleyeyim bir şey, onu gözüm kapalı çıkarayım. Hayatım da öyle. Bir telaş içinde parçalanmış gibiyim. Ama saati saatine programlanmışımdır. Şiiri de ne zaman yazacağımı bilmiyorum. Memur gibi. Durum öyle gerektiriyor diye anlatır kendini. İçinde sürekli yalnızlığı ve kimsesizliği taşıyan şair, Necip Fazıl'ın müdahalesiyle bu yalnızlıktan kopar ve artık hayatı bambaşka bir seyre girer. Üstad ona münasip bir eş bulmuştur. Bu eş, üstadın hocası Abdülhakim Arvasi'nin soyundan Berat Hanım'dır. Necip Fazıl'la birlikte Van'a yalnız bir kalple giden Cahit, bu yolculuktan dolu bir kalple dönecek, kıyılacak nikahta Cahit'in şahidi Necip Fazıl olacaktır. Çocuklarla inanılmaz derecede iyi anlaşan şair, bir anlamda çocuk kalan yanını ortaya çıkarmaya çalışıyordu. Çocuklara hediye olarak birçok masal kitabı yazan şair, sadece kendi çocuklarının değil, tüm çocukların sevgilisiydi. Öyle ki Erdem Beyazıt bu durumla ilgili, "Bizim çocuklarımız bizden çok ona yakındı" diyecektir. Kendisiyle yapılan bir röportajda yöneltilen, "Çocuk sahibi olmasaydınız yine de yazar mıydınız çocuk kitapları, masalları?" sorusuna, "Sanırım geç de olsa aklıma gelirdi bu. Çocukları nasıl desem, ta çocukluğumdan beri severim ben" sözleriyle çocuklara duyduğu sevgisini en derin manada dile getirmiştir. Cahit pankreas kanseridir. Elem dağları kurulmuştur gene tüm sevdiklerinin kalbinde. Günden güne erir ve bir süre sonra yataklar onun meskeni olur. Sık sık dostları gelir ziyarete. Onlara durumunun kötü olduğunu belli etmek istemez. Cahit, Rasim Özdenören'den fıkra anlatmasını ister. Çocuklara gülümser. Ölümün yaklaşmasının verdiği hüzünle ona refakat eden Erdem Beyazıt'ın elinden tutar. Erdem der. Kırlarda çiçekler artık bensiz açacak. 1986 yılında son şiir kitabı olan Korku ve Yakarış yayınlanır. Böylelikle hayatın bütün inceliklerini kuşanmış bir zarif insan, bir şiirsel yürek olarak Menzillerden sonra Korku ve Yakarış'ın şiirini yazar. Yaşamakla ölüm arasında korku ve ümidi bir yay gibi geren, geldikçe daha bir zarifleşen, şiirleşen ve gizemli bir dünyanın fotoğrafını çekmeyi başaran Zarifoğlu'nun hastalığı gittikçe ilerler. Şair, acılar içinde uyumakta olduğu yataktan aniden uyanır. Bu sefer ona refakat eden Rasim Özdenören'dir. Rasim der, "Bir rüya gördüm. Necip Fazıl bana 25 yıl sonra burada buluşacağız" dedi. Cahit yanlış duymuştur. Rasim Özdenören'in anlattığına göre 25 yıl sonra değil, yaklaşık 25 gün sonra 7 Haziran 1987'de vefat eder Cahit Zarifoğlu. Değişik dönemlerde ilkokul öğretmen vekilliği ve Almanca öğretmenliği yapan Cahit Zarifoğlu, 1976'dan itibaren TRT Genel Müdürlüğü'nde mütercim sekreter olarak görev aldı. Farklı gazete ve dergilerde yazıları yayımlandı.
Mavera dergisini arkadaşlarıyla birlikte yayınladı. Zaman gazetesi ve Mavera dergisinde okuyucularla başlığıyla hayli ilgi toplayan ve bir mektep özelliği taşıyan sohbet köşelerini düzenledi. 1983'te TRT İstanbul Radyosu'nda görev aldı. Radyo oyunları yazdı. 1984'te Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı ödülünü alan Zarifoğlu, 7 Haziran 1987'de yarine kavuştu. Kabri, Beylerbeyi'ndeki Küplüce Mezarlığı'ndadır.